kara göründü. Baba! Bozuklar! Uyanın! Kara göründü! Baba! Baba! Baba uyanın! Kara göründü, vallahi kara göründü. Allah! Vallahi lan! Ne? Yolcu saldım pazarda entari alsın diye. Ay şükürler olsun geldin memleketime. Geldin. Ay ana. Vay. Yolcu saldım pazarda entari alsın diye. Dokuz buçuğa yaptırdım da yer bana olsun diye. Ay kurban olsunlar. Ay. Dinleyin bakalım, bozuk aşireti. Tutunun. La hazır çek onu, iyice çek. Yavaş. Gel. Sağ yap baba, sağ yap. Arka serbest. Yaklaş. Hop, dayandı, tamam. Sıkı bağla. Hazır. Evet. Bağladın mı benim babam? Bağladım benim babam. Varan. Tamam baba. Aman enişte. Allah'ım ya Rabbim şükürler olsun bizi karaya kavuşturdun. Dualarımı duydun ya Rabbim. Amin. Daha dinek daha ne duruyorsun teknede ya? Aslan! Durun. Bozok kavmi durun. Sonunda toprağa vasıl olduk. Ancak unutmayın ki bundan böyle hepimiz birer kaçağız. Kanun kaçağı. Karantina esaretinden hürriyete yelken açtığımız bu yolculukta hiç unutmayın ki ağzımızı sıkı tutmamız gerekir. Bu bir. Sonra tutup da turistler gibi elimizde telefonla onun bunun fotoğrafını çekmek yok, bu iki. Bakın Allah muhafaza biri bizi tanır, kaçak olduğumuzu anlarsa mahvoluruz. Hapislerde çürürük Allah'ıma kitabıma. Ya baba iyi hoş diyorsun da o nasıl olacak ha? Yani şu halimize bak. Üzerimizde bir Adana Demirspor forması eksik vallahi. Benim oğlum, bizim bu insan evlatlarından ne farkımız var ya? Ha, madem öyle diyorsun, eğer bize birisi soracak olursa, hani siz neredensiniz, kimsiniz, kaçak mısınız falan diye hemen onlara ne diyoruz? Biz mevsimlik tarım işçisiyiz. Tersine göç ettik diyoruz. Ya. Sanki biraz abartmadık mı bence? Yo, bence çok güzel aldık valla. Yani böyle. Horon ekibi gibi mi gezeceğiz? Hazar doğru söyler. Ya bunlar hiç uymadı bana. Bu saatten sonra uysa da oldu, uymasa da oldu. Köye gidene kadar böyle idare edeceğiz daha. Yok. Ben daha başına falan çıkmam ya. Eşkıya mıyım ben be? Aman keşke bizi İstanbul Boğazı'nda bıraksalardı. Kocacığım, biz seninle ayrılalım, başka yerlere gidelim. Olmaz hayatım. Birlikte çıktık yola. Olmaz hayatım. Yakalanırsınız, makalanırsınız. Anca beraber, kanca beraber. Bu gelmek istemiyorsa bırakalım bunu buraya. Olmaz Asiyeciğim, olmaz. Biliyorsun biz karantinadan kaçmış bir ekibiz. Şimdi Allah muhafaza jandarma mandarma bizi bir görürse hapse atar maazallah. O sebepten ayrılmamamız gerek. Şimdi kaynanam da beni bekler köyde biliyor musunuz? Çok zamandır görmedi. Gidek de orada yaylada Karadeniz dağlarında yeni bir Bozok Beyliği kura. Müzik
Ay bu nedir ya? Ben karpuz muyum da kamyon kasasında gideceğim? Binemem ben buna. Ya karıcığım bu kadar insan artık neyse o yahu. Hadi daha. Uşak var atlayın arkaya. Hadi hadi. Baba aman enişte kamyonu sen kullanın. Ben arkada kalayım. Kullanmam mı? Güzelliğine bak şu. Şu renge bak. Karadeniz yeşili. Geldi bir kara duman dallarına rasına. Geldi bir kara duman dallarına rasına, dallarına rasına, dallarına. Kız! Dur, burada da mı yiyecek şeyler buldun? Ya Mütefer abla biliyorsun ben yol tutuyor. Midemi bastırman canım. Tavşan, ha bak bütün buralar ananın vatanidir. Ana toprağı. Özlemişsindir canım benim ya. Geç kaderde böyle kaçak olarak da gelmek varmış ama hiç yoktu neydir. İşte gidelim gidelim diye tutturmasaydınız anacığım. Şu karantinanın kalkmasını bekleseydiniz o zaman sadece gezip görmek için gelebilirdik. Vallahi şaşırtıcı ama hazır doğru söylüyor. Hiç çıkmayacaktık konağımızdan. Okan'ım ya tezgah aldıysa ha, baba ocağına gelip annesini babasını göremesi ne kadar üzülecek. Salak. Lafa bak lafa. Karısı dururken anasını babasını ne yapsın ya? Hiç siz aklına bile gelmezsiniz. Yedi mi? Yemem Kamil bacı. Aman! Kız yiyen mi olacak? Şey yapma. Hey hop hop hop! Kız! Anacığım bak anacığım. Kız! Nerede kaldınız ya? Turistler horon istiyor. Ne horonu? Kardeşim biz ne alırız horondan? Şş, Ayşe uy haçan da. Ha uy haçan da. Sen o asiden diyorsun yani. Haydi, haydi. Oyalanmayın. Sıkı piki oynayın. Turistler sıkılmaya başladı. Haydi. Tövbe, tövbe. Ya biz oyun oynamıyoruz. Yani oyun oynamıyoruz biz de. Da. Saçmalamayın. Acenta dünyanın parasını saydı. Ne demek oynayamayırız? Oynayamayız hemşerim. Oynayamayırız. Çünkü... Çünkü biz başka bir ajantın horon ekibine ve olsun, olsun. Parası neyse veririz. Yeter ki turistler problem çıkarmasın. Haydi. Dikkat, dikkat. Jandarma 156, esas duruş. İsmet ne oluyor? Bir sıkıntı mı var burada? Yo, komutanım arkadaşlar yeni horon ekibimiz. Şimdi bir gösteri hazırlayacaklar bize. Öyle değil mi arkadaşlar? Hadi oynasınlar o zaman da bir neşemizi bulalım. Komutanım Hasan Ahaçan da oynaruk oynamasına da. Da çalgıcımız yoktur da. Kolay. İlyas koş, ha buraya gel. Deme ya.
Dur! Dur. Biz horon oynamaktan çok sıkıldık da... Da. Size başka bir hava oynayalım da... Başka bir şey çal da... Çalayım. Yahu sen ne saçmalayınsun? Horon ekibi horon oynamaktan sıkılır mı hiç? Nasıl lazsınız siz? Ya ne laz oğlum, ne laz? Biz ne biçim lazuk biz ya? Ya nasıl bir lazuk ki biz? Ne yani? Biz kara lazuk. Kara kavruk lazuk biz. Adana lazuyuk lan biz. Adana lazuk. Baksana turistler huzursuzlanmaya başladı. Hadi çıkın oynayın hemen, haydi. Ya tamam lan. Sizin için şöyle spesyal bir gösteri yapalım ama... aha, sen o tulumla bize bir Adana çiftetellisi çal bakalım da döktürek. Adana çiftetellisi mi? He. Biz tulumcuyuk, biz çiftetelli çalamazdık ki. Bak şimdi burada bir davul zurna olsaydı biliyor musun? Nasıl döktürürdük biliyor musun? O da var. Ne? Burada, Karadeniz'de, dağın başında, yaylada. Ahmet, Muhammed, ha buraya gelin, haydi. Oy. Ahmet, sen Adana çiftetellisi bilmezsin değil mi? Bilirim abi. Yapma ya. Ya babacığım, biz yani bırak horonu, çiftetelliyi bile tam oynayamıyoruz ki de. Nasıl ya? Oğlum, sarhoş çiftetellisi. Hani senin düğününde oynamıştık ya, hatırlamıyor musun? Enişte, bu kıllık da hatırlamaz. Ben hatırlıyorum sarhoşken oynadığımız. İyi de ben hatırlamıyorum ki ne? Hatırlatayım. Öyle mi? De haydi. Keke, işte şimdi size spesiyal bir gösteri. Geç bakalım Baran. Düğün falan yapacak. Hazır mısın Keke? Sen ne? Ha, konağa diyorsun. Konağa diyorum. Ha, şu tepenin arkasında dur. Öyle mi? Adana ekibi. İlk hedef şu tepenin ardı. Baş baş! Sürpriz! Ana biz geldik. Tabii tanımadı. O kadar uzun zamandır görmüyor ki Emine bir kılık kıyafet hatırlamadı herhalde. Ondandı.
Durağım dur, ben hallederim. Kesin alışverişle. Anacığım! Anacığım, benim ben Asiye. Aç! Anacığım, benim ben Kalender. Aç! Tanımadın mı beni? Ben damadın. Tanıdım. Tanıdım da keşke tanımaz olaydım. Ya anacığım, şimdi sıra Simi dur. Geç öyle şöyle içeri de içeride konuşuruz. Hadi gel, hadi. Hayır. Gel Mehter. Ayakkabılarınızı çıkarın. Eve giriyorum. Nazire bir yer bulsana. Nasıl? Önce sen geç de kadını al şunu. Ne oldu? Niçin geldiniz? Sen öyle boşuna gelmezsin. Anacığım, kaç vakittir görüşmüyoruz. Bir gelelim, halini hatırını soralım dedik. Bir... Ah! Ah, nasıl unuttum. Ya önce ben senin bir elini öpeyim. Dur orada! Geri bas. Bas, 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 geri bas, geri bas, geri bas, 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 bas. Git, 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 otur, otur. Ah, şimdi konuş. Heh. Ya latife ediyorsun benim anam. Şimdi ben... Bana anne deme! Bana anne deme! Ben senin resmi anam mıyım? Bakıyorum. Değilim. Sen benim kızıma resmi nikahı kıydın mı? Bakıyorum. Kıymadın. Demek ki neymiş? Sen bana anne diyemezsin. Ya bunları karıştırma. Bunları daha sonra konuşuruz. Şuraya geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzımızın tadını kaçırma ya. Ağzını yedim. Sen benim ağzımda tat bıraktın onu. Ben mi bozayım şimdi? He mi? Bir de utanmadan ha bu gelini de yanınızda getirmişsiniz. Siz... Bir dakika ya. Bir dakika. Siz bana nispet mi yapıyorsunuz ya? Ya bu ne nispeti ya? O benim gelinim, getireceğim tabii. Gelinin mi? Kot kafalı. Aferin. Aferin, çok iyi dedin sen onu. Şimdi Şevki amcanla Rukiye bir gün gelecek. Onlara da aynısını ha böyle de değil mi? Ama de gelinim getirdim değil mi? Nasıl yani ya? Rukiye bibiyle Şevki Reis Hazar'ın evlendiğini bilmiyor mu ki ne? Bilmiyor tabii. Nasıl bilecek? Nerede bilecek? Dururum senin yeğenini almaya söz vermişti. Ama sözünde durmadı. Gitti bir de başka bir gelin getirdi mi diyecektim. Diyemedim tabii. Hazar, sen burada da mı sözlüsün? Ya, hayır, evliyim. Kiminle? Seninle. Ya benim anam. Ya bırak şimdi bunları. Sen önce bir sor bakalım. Niye geldik buraya bu kadar insan? Ordu kimin? Bir sor bakalım yolda bizim başımıza neler geldi? Bana ne? Bana ne? Ne geldiyse geldi. Allah Allah ya, bir sor dedik, sor. Sormayacağım. Ya sorsana be ya, sormazsın. Sorsana. Gebersem de meraktan sormayacağım. Ay anacığım, o nasıl laftır öyle? Üç günlük dünya, ha bugün varız, yarın yokuz. Uy, kot kafalı. Kızımı veremedin sonunda. Yok, verem değil de. Deli dana. Ne? 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 Biz bir de dana almıştık. Dana delirdi, deli dana oldu. Kızım, ne diyor bu kot kafalı kocan? Anacığım, onlar senin korkundan ne diyeceğini şaşırdılar. Biz bir tane yavru dana aldık. Bu danada da deli dana virüs tespit edilince bizim konağı karantina altına aldılar. Biz de ne yaptık? Kaçtık, senin yanına geldik. İyi ki geldin. Sen hep gel. Ana, senin burnun hangi arabayla olmuş ya? Aynı benimki gibi bak. Ama aynısı. Ya benim anam, bir dinle hele. Biz buraya geldik, kurtulduk. Ama bir de konaktakiler düşün. Onların durumu çok fena. Üç aydır ekmek yok, su yok. Her perişan, sersefil. Konaktan çıkamıyorlar. Belki de bit pire falan. Vay 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 vay. Şerefine aşkım. Şerefe kara gözlü. Ulan aşkım, 40 yıl düşünsem sana aşık olacağım aklıma gelmezdi daha. O 40 yıl boyunca beklemeye razı olurdum ben. 40 yıl boyunca aklına gelmeyi beklerdim Türkmen. Bana bak, diyeyim ki abimle konuşak da bir an evvel seni şu ameliyat işini hallettirek. Ulan gözlerinin açılıp da beni göreceğin günü iple çekileyim sevgilim. Ameliyat mı? Ne gerek var?
böyle daha güzelsin. O nasıl laf öyle ya? Beni hiç merak etmiyor musun? Ediyorum ama ya gözlerim açıldığında seni vermezsem? O nasıl laf öyle ya? Ahı yarası! Benden iyisini mi bulacaksın? Bir numara. Ya ışık kolumu da azıcık sık. Ya iki numara, üç numara. Ya biraz daha hızlı yerlere şıpır şıpır terliyorum burada. Şimdi ne olur ağam? Bir numaralı yenge. Bana bir muzlu süt. Hemen küçük ağam. Ya amca. Ben ne zaman evleneceğim? Asıl ben ne zaman evleneceğim? Gittin kendine üç tane karı aldın, bana bir tane bile almadın. Ya seni mıstıkla beraber evlendireceğim ha, vallahi billahi. Bana ne, bana ne? Önce ben evleneceğim, bana ne? Ben evleneceğim. Hayır, ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben. Vallahi suyu çakarım kafana ha. Mıstık! De haydi çık havuzdan, de fena güneş geçecek yavrum, haydi çık. Çıkmayacağım, evleneceğim ben. La önce ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Ben. Ay! Allah! Ya ne yapıyorsun kızım ya? Ya abi ne yapayım ya, Allah Allah. Birazdan görevliler gelecek, sen de başka türlü uyanmayın. Yemek getirecek adamlar yani. Bana ne ya? Bana ne? Git kendin aç. Ben sıkıldım onları oyalamaktan. Ama abim nasıl tembihledi? Bir gün sen açacaksın, bir gün abin açacak kapıyı dedi. Başlarım tembihine. Allah Allah. Bizi burada esir etti. Kendi Karadeniz turuna gitti. Ya keşke biz de gitseydik onlarla ya. Ya akıllım, azıcık kafayı çalıştır, kafayı. Biz de gitseydik görevliler kaçtığımızı anlarlardı o vakit. Birilerine durup burada konağı beklemesi lazım. O enayiler bizdik değil mi? Yahu şu halimize bak. Dadımız tuzumuz kalmadı. Ya afet desen damlara türedi, kocasının yolunu gözlüyor. Bak hele, Karabasan Körasan'la konuşmuyor artık. Ya şu çocuklara bak, oyun bile oynamıyorlar ya. Ne yapıyorsun be? Ne vuruyorsun be? Sen şimdi görürsün. Ana! Ya gel buraya. Şiddet elim başladı çocuklarda. Esaretin en büyük yan etkisi. Abi. Az daha çikolata yemezsem o şiddetin en büyük eğilimi bende de başlayacak, haberin olsun ha. Vallahi bak abi, böyle tatlı ihtiyacım bütün bedenimi, ruhumu ele geçirdi. Dayanamayayım ya. Kurban olam. Görevliler geldiği vakit kapıyı aç, ben de kendime çikolata sipariş ettiydim. Onu da al. Anca sen boğazını düşün değil mi? Anca boğazını düşün. Ya ben boğazımı düşüneceğim tabii. Senin haberin var mı? Evde un bile kalmadı, un. Ya şu halime bir bak. Turç olup uçacağım yakında. İğne ipliğe dön. Ulan abi, sana bir şey soracağım. Bu neden niye bir tek ben zayıflayayım? Yoksam siz benim hakkımı da mı yiyorsunuz la? Ha? Gayna vası acıktırır. Hadi yiyelim, afiyet olsun arkadaş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abi, hı? Bu kız bana hep böyle bakacak mı ya? Doğru konuş oğlum. O senin sözün. Çok ayıp. Hasan, afiyet olsun. Teşekkürler Hüsnü. Ayşe, bu senin çorban. Afiyet olsun, şifa olsun. Allah razı olsun. Muteber, bu da senin. Sizin için özel olarak yaptım. Haydi. Bunların onlardan ne farkı var ki? Çok sorgulama da dediğimi yap. Yeme kız. İçine bir şeyler katmıştır ha. Baksana, şeytan kim mi bakıyor? Ya ablam ne kattıysa katmış. Vallahi çok güzel kokuyor. Ayşe. Başkaları ne yiyorsa ondan ye. Zehir katmıştır içine. Zehir. Niye? Kumayız diye. Ya ana ya. Ya korkutmasana karılarım. Siz de yiyin yemeğinizi. Yok bir şey, içiniz rahat olsun. Annem şakacıdır. Yok biz çorba içmeyeceğiz. Biz salata yiyeceğiz Ayşe.
Salata. 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 Benim bu hayatta yemekten en çok hoşlandığım şeylerden biri de salata. Anneanneciğim. He. Ellerine sağlık. Mısır ekmeği çok güzel olmuş. Aynı çocukluğumuzdaki gibi. Oy kurban olurum. Afiyet olsun oğlum. Onu senin için sözlün yap diye. Helal, helal, helal. Al, al bakayım bir ayran iç. Ayran yetmez oğlum. Üstüne bir daha soğuk su iç. Hemen getiriyorum. damat. Ya bu çocukları biz ne zaman nişanlayacağız ya? Nasip, Tolga amca. Ha. Yani diyorsan ki nişana ne gerek var? Direkt düğün yapalım, o da olur tabii. Yuh ya, yani yok. Sen ne dersin Rukiye bebi? Hemen düğün mü edelim? Kızım, sıcağı sıcağına edelim. Beklemenin anlamı yok ki. Evet. Evet, uzatmanın manası yok. Ya ben buraya geldik gelen size bir türlü tanıştıramadım ya. Ya aileler kaynaşsın, daha sıcaklaşsın diye ben baldızımla kayınbiraderimi getirmiştim buraya. Tanıştırayım, bu baldızım Dilan, bu da kayınbiraderim Baran. Memnun olduk. Çok memnun olduk. Ben de Asiye'nin annesi Zevkiye. Bu amcası Şevki, bu da bibisi Rukiye. Hüsnü kızım neredesin? Buradayım yenge. O da bibisinin kızı Hüsnü. Yani Hazar'ın nişanlısı. Yani pardon, sözlüsü. Kız Zevkiye. Ha bak hanım kız kimdir? Niye tanıştırmadın onu bana? Bu hanım bizim kızımız. Ya, yani... Bu hanım kızımız bizim şeyimiz. Hizmetçileri. Rukiye abla, hizmetçileri. Öyle daha damat. Ben yanlış demedim, doğru dedim. He. Hizmetçileri. Hizmetçilerimiz. Hizmetçimiz. Kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Beğendin mi buraları? Evet. Çok beğendim. Karadeniz çok güzel bir yerdi. Kız, Zeki. Kusura böyle bir şey konuşayım. Kusura taşa mıdır yoksa? Oha mı yani? Yuh artık. Natasha ne demek? Hizmetçi demek. Hizmetçi. Damat, bu hizmetçinin ailesi. Yani sizin konakta ailesiyle birlikte mi yaşıyor? Yani birlikte mi çalışıyorlar? Ha öyle. Bizim kızımızın ailesi konakta çalışıyorlar ki yine yaşıyorlar. Beraber yaşıyoruz yani. Bu yanımda gördüğünüz kızımızın babası, kendisi bizim bahçıvanımız olur. Olur, bahçıvanımız olur. Değer misin bahçıvan? Bahçıvanım ben. Evet. Orada oturan da işte anası. O bizim aşçımız. Kendi yapar, kendi yer. Hüsnü, kızım abına biraz çorba koy bakayım. Çok güzel oldu. Eline sağ ol. He dayı, he afiyet olsun. Bravo vallahi. Ya biz de bu duruma düşürdünüz ya. Helal olsun size dünürüm. Dünürüm yok. Müdürüm var. Müdürüm. Müdürüm. Aşkım ne oldu? Niye çağırdın beni? Bir hava alalım dedim Hazar. Daha ne olsun? Bize ne olacak böyle? Ya bir şey olacağı yok aşkım ya. Babamla konuşacağım. Herkese anlatacak her şeyi. Merak etmesin. Bu kadar kolay mı yani? Ya hayatım sen benim nikahlı karımsın. Yani takar mıyım sözlüğü ben ya? Dilan bitti, Hüsnü başladı. Bir sözlüğüm eksikti Hazar. Ne oldu? Kıskandınız mı Belli Hanım? Yoksa... Kuma getireceğim diye mi korktun? Yani gerçi ne yalan söyleyeyim, haklısın. Sonuçta kalender ağanın oğluyum. Ottur kokar, huydur şeker. Değil mi? Senin o çeken huylarını, hepsini tek tek olamasını çok iyi bilirim Hazar Asa. Merak etme. Ne baksana şunu bir kaşı sevgilim benim. Aşkım.
Bizde geliyor. Kaç, 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 kaç. Hasan! Ne? Ben de ne zamandır bu anın gelmesini bekliyordum. Akşam da olmasın mı? Bunda beklenecek bir şey yok yani. Bu her zaman olan bir şey. Neyi kasıt ettiğimi biliyorsun. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bak Şevki amcam bizi görmeden. Hadi git sen eve gir. Sonra ben de geleceğim zaten. Bu böyle yarım kalmayacak. Hafıza. Hafıza. Bu böyle yarım kalmayacakmış Hasar. Ben seni bir tamamlarım. Yarım marum kalmazsın. Kakalak. Kakalak mı? He, kakalak. Onu nereden öğrendin? Sana ne? Hadi hemen biz kalender babama gidiyoruz. Bir de bu saçmalığa son vereceğiz. Hemen. Tamam, bir tane öpeyim edelim. Hadi. Hop, hop. Geç, geç içeride çık. Çıkar ayakkabı. Geç. Kaan. Yani yine nereye kaçtın Heja? Aşkım. Allah kız sen... Bazı babete! Ne dedin sen bana küfür etmedin değil mi? Vallahi edecektim de babana kıyamadım Kaan. Ya sen ne kadar odun bir adamsın. Burada iki saattir seninle cilveleşiyorum. Vallahi ruhum duymadı ha. Ya kızım sen de oramı buramı kurcalama. Adam gibi cilveleş. Yani karı gibi, kadın gibi. Ben burada ten teması kurmaya çalışıyorum herhalde. Sen kurcalamak diyorsun. Ney? Ten teması mı? Kız o ne lan? He? Hep dizilerden öğreniyorum böyle şeyleri değil mi? He. Aman keşke sen de şu dizileri izlesen de azıcık öğrensen. Aman böyle oradaki adamlar gibi gözlerini demirerek baksan. Sonra şöyle saçını geriye doğru taratsan ama ellerinle. Sonra ben seninle göz göze gelmemeye çalışsam böyle kafamı çevirsem öte yana. Sana yüz vermesem. Sonra sen beni çenemden tutup kendine doğru çeksen, çeksen, çeksen. Sonra ben ayo, ayo deyip sana yüz vermesem. Sonra sen ısrarlı olsan, inat etsen, daha çok yaklaşsan. Ben kendimi naza çeksem, sen yaklaşsan, ben naza çeksem. Ya Nazgül'üm, benim hırçı karım. İki tane çocuğumuz var, aha bir de yolda. Ama sen nazlanacaksın, ama sen utanacaksın yani, öyle mi? Ya ne var sanki Kaan şöyle ilişkimize azıcık heyecan katsak, ha? Yok. Hayret bir şey ya. Vallahi sende tutku eksikliği var. Ben şu an buna karar verdim. Evet öyle. Tutku eksikliği var. Ya sen bana en son ne zaman tutkuyla baktın? Ha? Yaklaşık 3-4 ay evvel. Ya Kaan çocuğun tutkuyla ne alakası var? Ne alakası var çocuğun tutkuyla? Tutkuyla ne alakası var çocuğun? Sen ancak tek bir şeye tutkuyla bakabilirsin. O da içli köfte. Ha bir de arabalar pardon hakkını yemeyeyim ay canım kocam. Ya Nazgül'üm. Güzelim, yavrucuğum gece gece sana benden mi göründüler? He ne oldu? Kız bak burada Allah'ın dağının başındayız. Gurbetteyiz, üstüne üstlük kaçağız. Ama hayatımızdaki tek eksik şey tutku. Tutku yani öyle mi? Uy baba çıkasın. Sanki ne istedim senden? Çok şey istedim. Allah'ım yarabbim hep bir kalbimi kır. Tamam kız. Bundan sonra sana hep tutkuyla bakacağım. Bak şimdi gösteriyorum. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Tutku geliyor. Bak, gözlerim de deviriyor. Nasıl? Aman. Sen git kendinle dalga geç. Kız ne tutkusu Allah Allah gıcık. Ya. Allah canına. Ne?
Ne oldu? İyi misin Özgür'üm? Ha? Sancı mı oldu? Suyun mu geldi? Tekme mi attı? Kız doğuruyor musun? He doğurdum. Al burada al sev. Allah Allah. Ya kan iyice ebek kesildi başıma. Midem bulandı ha. Tamam yavrucuğum tamam. Gel uzat bakayım bacaklarını. İstemiyorum ya. Tamam. Tamam. Kafayı yasla. Üf. Bu tarafa koy. Yok yok böyle koy. Tamam kan. Tamam beni darlama havi. Aman. Ama yok ya. Hata bende canım. Vallahi hata bende. Yani gebe kadını böyle dağ tepe yürüttürürsen olacağı buydu. Ama ben sana dedim Nazgül'üm. Buralara gelmeyelim dedim. Güzel güzel konağımızda oturalım dedim. Sen dinlemedin. Yok orada yeşil ağaç daha bir şey. Ya kan valla o konakta dört duvar üstüme geliyordu. Sıkıldım, darlandım da. Kız. Allah seni karın bildi şuraya yapıyor. Kızım, karantinadan evvel dört duvar mı vardı? Yani yok muydu? Adana'nın yarısı bizim be. Ya kan, mahpusluk psikolojisi farklı bir şey. Vallahi billahi kendimi mahpus gibi izledim. Kendi elime bağlamayı alacaktım. Türkiye yakacaktım neredeyse. Son anda bizi buraya getirdiler. Güzel, biliyorum ben öyle psikoloji anlayamıyorum. O yüzden hadi gel gidip yatalım. Sen de bugün çok yoruldun zaten. Ha, haydi. Ayo, ben Belo'yu bekliyorum. Onunla bu konu üzerine konuşmamız lazım. Şunun üstünde mevzu var ya. He. Anladım. Gıybetin dibine vuracağınız yani, ha? Tamam. Ama çok geç kalmayın, tamam mı? Seni odamızda Dutku'yla bekliyor olacağım. Benim koçum karım. Ay, koçum mu? He. Ay ne öküz bir insansın kan, yeminle ha. E ne güzel işte. Öküzle koçun mükemmel aşkı. Daha ne olsun güzelim. Hadi, çok geç kalma ha. Tamam. Yalnız sen hiç dikkatini çektin bilmiyorum. Kilolu çorap giydim. Allah seni kahretmesin. Bütün tutkumu öldürdün ya Allah Allah. Aynı o dizilerdeki karılara benzemişsin ha. Vallahi. Ya. Of ya şapşap. Çok üzülüyorum. Beni o kadar çok seviyor ki. Çok endişe ediyorum onun için. Koçum benim. İnşallah Belo ile çok uzun konuşmayız da bir an önce yanına giderim. Ya ne çekiyorsun yorganı ya, ne? Ya asıl sen çekiyorsun. Hepsini kendi tarafına almışsın, görmüyor musun? Ben mi? Asıl sen geldin açtın üstümü be. Ya şuraya bak, bütün döşeyi de kaplamışsın ha. Az öteye kay. Aa, ya asıl sen kay. Beğenmiyorsan çık, divanda yat. Allah Allah, ben niye yatıyormuşum? Çık sen yat. Hem ben yorgansız yatamam canım. He, tabii tabii. Kim o? Kim o? Benim. İyi akşamlar. Ya senin ne işin var burada? Ne olacak ya? Bacıma sütünü getirdim de. Süt mü? Hem de bana öyle mi? He senin. Her gece yatmadan süt için ya Dilo. Benim ne haberim yok abi? Tövbe tövbe. Bu da sana da getirdim. İçine çiğden bıldırcın yumurtası kırdım. Sesine iyi gelir. Ya manyak mısın sen? Ay Nuri Alço gibi gece gece elinde bardak mı dikilmiş? Ya bir de marifetmiş gibi sırıtıyor. Allah Allah. Niye dellendin gülüm ya? Neyse neyse. Tamam tamam. Ben böyle aranıza kıvrılır yatarım. Yerde kaplamam zaten. Dilo kay azıcık. Dilan kay sana azıcık. Kız kay. Gel işte gel. Aa, ya ne yapıyorsun? Kalk git kimse görmeden. Hadi, hadi kalk git. Ya abi, hakikat saçmaladın ha. Hakikat saçmaladım ha. Arkada koca divan var. Ben gelmiş aranızda uyuyorum. Ben divanda yatarım, tamam. Hadi iyi geceler. Uyun, uyun. Rahatınıza bakın siz. Baran, hadi kalk git odamda saçmala, hadi. Ya hadi. Bir dakika, ne oluyor ya? Yabancı mıyız gülüm? Geleceğe yatırım yapıyoruz işte, fena mı? Alıştırıyoruz birbirimizi. Baran, Baran, delirtme beni. Ben geldiğimde burada olmayacaksın. Manyak kadın nedir ya? En çok da bunun bu hallerine aşığım Adilo. Kalk kız kalk, uyuma iki laf edek kalk. Allah'ım.
balası. Pazar, çayım bitmiştir, tazeleyim. Hiç gerek yok kızım. Tutsana şu önünü. Ya abla herkesler yiyor, hiç kimse ölmedi. Ben niye yemeyeceğim, ben de yiyeceğim ya. Yok tamam kız, sen de Asiye'nin yediklerinden yesin. Ha tamam. Çay. Biz çay içmiyoruz, dokanıyor. İçin kız, için, için. Çay ilaçtır. Abla bana baksana, bu gençliğim. Çaya borçluyum canım. Maşallah. Ablam çok doğru söylüyor. İçin, için, için. Ölmezsiniz ya. Kız Asiye. Buyur bibi. Kız kocanı görmedim. Hala uyuyor mu yoksa? Yok. Az dolaşmaya çıktı. Yayla havası alacakmış kocam. He ben de gördüm. Bahçıvanıyla gidiyordu. Bahçıvanıyla mı? Evet. Bahçıvanıyla. Dunurlarımız çalışanlarıyla pek sık ifik durlar. Baksana sofralarını bile ayırmıyorlar. Hizmetçisiyle, aşçısıyla aynı sofradan yemek yiyorlar. Aşkım ne arıyorsun bakayım? Ekmek mi? Hah. Al. Ney? Aşkım mı? Hazar. Ha bu kız, ha bu lafı sana mı dedi ula? Aslan. Taran, aşkım, alsana. Ne? Aşkım, alsana sana diyorum. Aşkım. Aha. Er aşkım. Ula ne oluyor ula burada? Masayı Brezilya dizisine çevirdiniz ula. Ya ne olacak Şevki Reis? Hep aynı şeyler işte. Ah bu gençler, ah bu gençler, ah, ah. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Aha bu benim dayıcığım ile. Aha bu Bella. Yavuklular. Ya. 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 Anacığım doğrudur. Hem de nasıl? Abim Bella'nın aşkından ölüyor. Bak bak bak. Maşallah. Nişanlılar mı peki? Yok. Zaten o yüzden kimseye söyleyemedik. Olmaz. İki sevdalı aynı çatı altında nikahsız olamaz. Ayıptır, yazık, günahtır da. Tabii canım Şevki Reis, tabii o Allah'ın emri zaten. Yani onların da niyeti ciddi zaten. Hani hele bir olmasın, değil mi? Hele bir olmasın. İşte ama maalesef babama olan korkularından dolayı bir türlü söyleyemediler. Aman sen de söyleme lütfen. Şimdi siz hiç merak etmeyin. Rahat olun. Ben kalenderle konuşurum. Tez zaman da kıyarsınız nikah. Hayırlısı ya, hayırlısı. Ya ben anlayamadığım bir şey var şimdi Mertezer abla. Baran Hazar'a kuma mı geliyor? Ay Zevke girdim ha. Kim mi? Ay. Şu olanlara inanmıyorum ya. İnanamıyorum. Sana da aşk olsun Bella.
Yani şu olayı kıvıracağım derken yaptığın şeye bak. Kur'an'ıma ben de şaşırdım kaldım azarım. Yani ben yalandan bile olsa sevdiğim kadından bir başkasına aşkım diyeceğim. Dilim tutulur, lal olur, öyle inme iner. Çöle düşsem kutup ayısı. Dayıcığım, dayıcığım abartmayalım. Yeter. Ya vallahi çok özür dilerim. Bir an çok korktum. Kalender babama söz vermemiş hiç. Olsa... Boşuna üzülüp yakınma Bellacığım. Olacağı buydu zaten. Vah. Mariko, kulaklarım neler duyuyor böyle? Sen bizim Bella'yı avutuyorsun yoksa ben kayıktan sesler duyuyorum. Ne avutacağım canım ben Bella'yı? O onca ah aldı ki bu saatten sonra istese de başı çamurdan çıkmaz. Sen bozulursun. Bize yakışmaz. Bize yakışmaz. Otur Allah Allah. Ne oluyor ya? Siz bir kere böyle birbirinizi yiyeceğinize biz bu işin içinden nasıl çıkacağız onu düşünün. Nasıl çıkacağımız belli. Abimle Bella'yı sözleyeceğiz. Ya çıldıracağım ya. Vallahi billahi tillahi çıldıracağım. Yani onca alavere dalavere yetmezmiş gibi bir de karımın sevgilisi çıktı. Ya Hazar. Bir saniye farkında mısın bilmiyorum ama senin de bir sözlüğün var. Vallahi yengem haklı. Hiç üstüne gitme. Boşuna yılan sevindirmeyin. Ya arkadaşlar, gençler, güzel kardeşlerim benim. Biz bu işi böyle çözemeyiz. Bu işin içinden böyle çıkamayız. Bizim saksıyı biraz çalıştırıp böyle çözüm odaklı, kolektif bir olay bulmamız lazım. Şimdi dayımla Bela'nın mevzu bir şey değil. Onu hallederiz de. O Hüsna yok mu o Hüsna? İşte o sıkıntı. Of. Ne yapacağız biz? Ya Kaan, hep böyle haklı olmak zorunda mısın? Evet. Bakın arkadaşlar, mevzu o kadar da zor değil aslında. Madem gerçeği söyleyemiyoruz, o zaman biz de bu gani Hüsne'yi bu işten vazgeçirmeye bakalım. Evet, evet. En iyisi ben gideyim. Hüsne seni sevmiyorum, benim gönlümde başka birisi var diyeyim. He, öyle de. Gerçekten öyle de. O zaman da büsbütün o kız senin peşinden ayrılamaz. Ya niye ki? Ya ağam ne demek niye? Şimdi sen gideceksin bu kıza diyeceksin seni sevmiyorum. Bu kız hırs yapacak, cır gibi senin peşine yapışacak. İyice ayrı... Ne tanıdık bir hikaye öyle değil Mariko? Ya Nazgül'üm ey hoştan ne yapacağız? Sen bize onu de ne yapacağız? Ya şöyle yapacağız. Eğer kim ağam olmazlanıp da bu gani Hüsne'nin aşkını körüklemek yerine onu seviyormuş gibi yaparsa eğer, yani öyle davranırsa ardından da biz Şirin de devreye girebiliriz. Değil mi kız? Evet. Bir kızın sevmediği ne kadar özellik varsa hepsini abime yapıştıracağız. Aferin kız. Öyleymiş. Pardon, pardon. Sevmediğin özellikler nelerdir öğrene... Bir kızın sevmediği özellikler nelerdir öğrenebilir miyim? Maçoluk, kaba kuvvet. Aynen, aynen. Sen ya, bildiğin sen işte. Tövbe de kız. Allah'ıma Kur'an'ıma ayıp ediyorsun ha. Allah'ım Allah seni bu kadar insanın içine yeri dibine soktu. Şşt, tamam yeter kız. Allah Allah. Ay pardon, hamileyim ya. Aferin, güzel geldin hadi. Ne demek gelmedi Afet ya? Ne demek gelmedi? Gelmedi işte ana, gelmedi demek. Ya gelmiştir belki. Etrafa iyice bir baktın, sedirlerin altına filan baktın. Sedirlerin... Anam sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu kedi yavrusu mu gelsin sedirin arkasına saklansın ya? Ya ben Gökhan'ımı bekleyeceğim diye damlara tünedim. İnmiyorum aşağı ama yok işte yok gelmedi. Bağırma. Kaynanaya bağırma. Evladımın hasretinden akıl mı kaldı canım bende? Neyse görürse hemen bana haber et tamam mı yavrum? Evet. Ciğerim yanıyor. Benim de ciğerim yanıyor ha. Ben ne yaptığımı bilmiyorum artık. Tamam tamam neyse. Ben ilk sana haber veririm ama sen hiç meraklanma anam benim. Ha. Aferin kızıma. Aferin. Hadi hayırlı haberlerini bekliyorum. Öptüm. Allah'ım sen Gökhan'ımı bana bağışla. Babasına bağışla. Karısına bağışla ya Rabbim. Ah,
Ah Gökhan'ım ah! Sensiz ne bu konağın tadı var, ne de yaşamanın. Ah, çıksan gelsen. Şöyle arkamdan bana bir dokunsan. Yahu daha ağlığım yeni başladı. Herkes adımı sayıklıyor ya. Abi bak bu mahzunları çıkar artık buradan. Ben bu zavallılara çok acıyım ya. Ya sabretsene bacım ya. Ya sen kendi kısmetine odaklan. Böyle evrene olumlu enerjiler gönder. Ya sen buna odaklan ya. Öyle evrene istediğimiz gibi sipariş verebiliyor mu? He. İyiymiş. Ya sen ne işin var oğlum? Çek. Senin alacağını göster. Gel, gel. Gel. Amcaya, amcaya gel. Gel, gel. Düştü. Gel. Ya gel, gel. Şaka yapmıyor. Gel. Gel sen. Bırak ya beni çıkarıp da başıma da gel. Ne oldu benim aşağım? Nedir o yüzünün hali? Yok bir şey ağam. Afet'i aradım da Gökhan'ımdan haber var mı diye. Yokmuş. Hiç haber yokmuş ağam. Gökhan senin Ebu Uşak değil miydi Kalender? Biz onu askerde diye duyduyduk. Öyle Şevki Reis, Allah bağışlarsa. Terhis zamanı belli değil mi? Ne diye yollarını gözlüyorsunuz? Savaşa gitti Gökhan'ım. O sebeple de terhisi de, tezkeresi de belli değil. İşte böyle sabah akşam yolunu gözlüyor onu. Allah tez zamanda kavuşturur inşallah. İnşallah. Ya karılar hadi birer kahve yapın. Şöyle karşılıklı dünürümle öpürdetelim de. Kız abini duymadın mı? Abla duyması ne? Duydum da. He. Ya aşçı varken bize düşer mi? Ayıptır da. Kız doğru diyorsun ha. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyormuş. Haydi aşçı, haydi, haydi. Kamil, kadın sana söylüyor. Yapamam ben be. Kamelya Hanım, bir kahve yapsanız da içsek o güzel ellerinizden. Şöyle, aslında yapar da hani biz çalışıyoruz ya, çalışanız ya biz, işçiyiz. Ölü tatili, onun için yapamam dedi Kamila Hanım. Yani değil mi Kamila? Evet, ben ondan dedim. Yasal hakkımı kullanıyorum ben. Ya sen kahveleri yap da fazla mesai ücreti neyse biz veriyoruz ya. Öyle değil mi Kalender Ağa? Öyle benim kaynalam öyle. Kamila Hanım, kalkıp bize bir kahve falan bir şey yani yok. Bize iki tane sade kahve yapar mısınız? Tamam be. Benimki çok şekerli ve sütlü olsun. Benimki de acı olsun. Ben seni çok yormayayım Kamelya Hanım. Benimki de orta olsun. Benimki de az, orta bir de çok şekerli olsun. O nasıl olacak? Üç tane içeceğim. Uç, uç. Bir, iki, uç, uç. O ayakkabılarını da çıkarmadan girme eve. Tamam be. Bu kaynana ki, bu kaynana ya. Eyvallah abla, bu karının yanında kaynanalık stajı mı etsek acaba? Memleketimdir diye demiyorum ama dünyada hatta kainatta eşi benzerine rastlayamazsınız. Yapma ya. Sen bizim Adana'yı görmemişsin demek. Adana'mız cennettir, cennet. Adana dediğin cennet midir? Adana cehennemdir, cehennem. Güneşi yakar adamı. Allah'ıma doğru dedin.
Aha biz de oranın zebanileriyiz. Yanlış yapanı yakarım. Canlı mısın? Senin canına başım. Dayıcığım, dayıcığım gel böyle. Gel, gel, gel. Benim güzel dayım gel. Ya biz burada misafiriz. Ne yapıyorsun ya? Oğlum Allah'ıma gıcık alıyorum bu karga burundan haberin ola ha. Şey, biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Burası artık sizin de ikinci memleketiniz sayılır. Değil mi Hasan? Ne alakası var ya? Hanım köylü müyüm ben? Sen de evlenince evini, aileni, toprağını, her şeyi unutacaksın. Sadece Adanalı olacaksın. Doğru dedin da. Bayan dedin. Erin'in kocasının toprağıdır yeri. Tabii canım. Ne demişler? Doğduğun yer değil, doyduğun yer diyeceksin. Aa, yanlış tarafa çalışıyorsun. Yapma ya. Yani. Ayrıca bizim eve gelinlikle giren anca kefeniyle çıkar. Uy! İnşallah Allah'ım, inşallah. Yemin ediyorum salak geri zekalı bu kız ya. Bundaki aklı alıp yüzüne sürmesin gönlü. Sözüm. Ayrıca da evlenince de evde hizmetçi falan da istemiyorum. Senin tüm hizmetini ben görürüm. Ne demişler? Kadın dedin, evde hizmetçi, mutfakta aşçı, yatakta. Abartma istersen Hüsneciğim. Sen nasıl istersen aşkım. Aşkım yok, 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 aşkım yok. Peki sözlüm. Vallahi senden beferleri varmış ya. Düşüne bak, günahını almışımdır. Siz benim değerimi bir gün anlayacaksınız, anlayacaksınız da iş işten geçmiş olacak. Ağmadan alır, aşamadan alır. Evde duramıyoruz, sana Adanalı alır. Adanalı? Ağzının iş yaptığı kadar bileğinde iş yapayım mı? Vallahi ciğerim, biz bileğimizin gücünü böyle laf salatalarına doğratmayız. Bileğine güveniyorsan geçen karşıma kıvırın kolunu, hadi kıvır gel. Oo. Haydi bak. Hadi. Bak, haydi. Hadi toplayalım. Açın masayı, açın, açın, hemen, açın. Hemen, hemen. Al, 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 al. Haydi oğlum İdris, söndür şu artısın havasını. Bakayım bunları. Evet, bakayım. Parmak sıkmak yok, evet. Hazır mısınız? Bir, iki, üç, başla. Başladık lan. Lan oğlum sıksana. Pamuk lan bu. Allah'ıma kurarma, bizim Çukurova'nın pamuğundan daha pamuk. Haydi hamsilerin efendisi. Ne oldu lan? Lan ne oldu lan? Gel gel gel. Şey oldu. Şey. Ne oldu Adanalı? Ne oldu pamuğa Adanalı? Göster gücünü huysuz palamut. Yut hani, yut hani. Ya haydi Toros Kaplan, haydi ya. Dayı. Toros Kaplan'ı ne oldu? Tamam, bu müsabaka berabere bitti. Toros Kaplan'ı bir puan, huysuz palamut bir puan. Artık siz önünüzdeki maçlara bakacaksınız. Ben aslında saniyesinde yenerdim de işte. Musafirik ya, ev sahibini yenmek ayıptır derler, biz de bize öyle derler. Tabii dayı. Asıl sen misafirsin diye yüklenmedi sana. Değil mi İdris? Doğruya doğru Adanalı. Bileğin kuvvetliymiş. Bakalım atışın nasıl? Atıcılık? Bang bang. Hedef. Havdamdaki testiyi vurursan sana helal olsun diyeceğim. Şu mu? He. Seyredin. Seyredin. Ey Allah. Gel. Helal. Yürü be dayı, helal olsun be. Seni be. Başka bir hedef var mı? Öyle daha küçük bir şey. Hani nerede? Kim vurdu? Ben vurdum, ben vurdum. Nasılsın? İyisin inşallah bey baba. Sağ ol. Sen mi vurdun testiyi? Ben vurdum. Nasıl ama tam 12'den ha? Allah'ıma şükürler olsun.
herhalde. Mısır kaçanı gibi, dalyan gibi çocuk. Helal olsun kardeşim benim. Niye la helal oluyor? Diyesi mi var? Ünzüle bazımızın testisini vurdum. Ne olmuş oğlum? Artık babasına baba diyebilirsin. Allah bir yastıkta göz açsın. Ne? Ne oluyor lan? Öpeyim. Oğlum ne öpüyorsun lan beni? Ne öpüyorsun lan? Dayıcığım bravo ya. Oğlum enişte deyip öpüyor lan bunu. Varalım beni. Sonunda oldun ya. Tebrik ederim dayıcığım. Lan oğlum niye ediyorsunuz onu? Ben sana inanıyordum zaten. İstesen herkesin testisini kırarsın. Ben sana inanıyorum. Helal. Dayı ne oldu? Sıcak mı bastı? O da... onu... Adana güzelirmiş. Verdim gitti. Ney? Verdim dedi. Verdim dedi. Enişte verdim dedi. Abla verdim dedi. Vermez diyordum. Verdim dedi. Verdim dedi. Duydun değil mi? Verdim dedi. Ana verdim dedi. Verdim dedi. Verdim, verdim dedi. Sen verdim demedin mi? Verdim dedi. Verdim. 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 Bana verdi kızı ya. Bana verdi kızı. Verdim mi? Verdim. Vallahi mi? Verdim gitti. Verdin değil mi? Verdim dedim ya. Vermiş. Kızım. Kalk bağını geliyor. Ay. Ay. Efendim babacığım. Ver efendim. Damat sen de öp bakayım babanın elini. Ya ne gelmiş. Yapma öyle, yapma öyle. Öp. Enişte kurban. Abi tatsızlık çıkmazsın. Ha? Öp de öpme. Ya ben sonra bir hal çaresi bulacağım. Merak etme sen öp. Öp. Öp dedik babanın elini, öp, öp. Öpüyorum. Öp, öp. Helal olsun bize Müzeoğlu. Nasıl dallattık bu işi? Dereyağından kıl çeker gibi. Kılçık ayıklamak biz o mişomuz. Ne bir su iç bana. Sen iç baba. Ama ben işte. Artık bir düşün taşın yeni.